Merhabalar Ayhan. Merhaba, nasılsın Egil Hanımcığım, iyi misin? Teşekkür ederim, Öncelikle. iyiyim. Sizler nasılsınız? Sizler New York'un tam içerisinde, Manhattan'dasınız. Haberler sizde. Neler gözlemliyorsunuz, iyi misiniz? Yani iyiyiz, şu an için bir sorun yok. Tabii ki bizde burada biliyorsun verilen kurallara uyarak hareket etmeye çalışıyoruz. Evde zaman geçirmeye, onun için de acil durumlar olmadığında dışarı çıkmama ya da dışarı çıktığımızda da tabii aynen maske, eldiven ve temas olayını azaltarak hareket ediyoruz. Hani bu şekilde şu an durumumuz iyi. Yani şu aşamada bir problemimiz yok. Bir saniye alacağım. Bu aşamada bir problemimiz yok. Ama gün sonunda maalesef hepimiz aynı noktadayız. Bu virüs kriziyle mücadele etmeye çalışıyoruz işin gerçeği. Sizde durumlar nasıl? Sizin olduğunuz yerde nasıl her şey? Biz de biraz daha sakin diyebilirim Manhattan'a oranlı. Çünkü Spring Valley'deyiz. Biraz daha şehir dışı, biraz daha uzak, biraz daha mesafeli evlerde oturuyoruz birbirimize. Ama tabii dikkatliyiz. Marketlere çok acil olmadığı sürece gitmiyoruz. Gidersek de işte maske, eldiven, aynen söylenildiği gibi, olması gerektiği gibi. Hani bana bulaşmaz, yok bende bir şey yoktur falan kahramanlığını yapmadan işin açıkçası. Kesinlikle. Tedbirlerimizi alıyoruz. Evden birisi işte eşim markete gitmek zorunda kalırsa, o da geldiği anda hani tek bütün üstünü değiştirip işte elini ayağını ciddi bir şekilde yıkayıp, çünkü çocuklar var. Çocukların da taşıyıcı olduğunu artık bilgilendik. Onlar da taşıyıcı olabiliyorlar. Elimizden geleni gösteriyoruz Ayhancığım, inşallah geçecek bugünler diye bekliyoruz. İnşallah gerçekten değişik bir dönemle karşı karşıyayız. Değişik bir durumla karşı karşıyayız. Bu noktada en kısa zamanda geride kalacağını umuyoruz. Ama tabii aynen ne kadar dikkat edersek, evde kalırsak hepimiz o kadar kısa bir sürede bu yaşanan durumu en azından geride bırakmayı hepimiz umuyoruz ve bekliyoruz tabii. Şimdi ben istersen takipçilerimize biraz senin tanıması için kısaca bize kim olduğunu anlatırsan en azından onların bilmesi açısından çok seviniriz. Ben dinliyorum size. Evet. Seni dinliyoruz. New Jersey ve daha önce New Jersey'de yaşıyordum. Son 1,5 yıldır New York'a taşındım. Psikolog olarak çalışıyorum. Ağırlıklı aile terapisti, depresyon üzerine çalışma alanım. Son dönemlerde ergenlerle de ilgili bazı çalışmalar yapıyorum. Çünkü oğlum ergen. İnsan bir şey yaşadıkça çok daha iyi anlamlandırıyor ve çok daha ortak hissedebiliyor danışmanlarıyla. Bu kadar. Başka söylemeyeceğim. Gayet güzel, yeterli. Zaten şimdi senin gibi yani seni özellikle bugünkü canlı yanımızda oluyor olman gerçekten bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Çünkü bu durumda inan bu dönemde senin uzmanlığına ihtiyacımız var. Özellikle bizlerin evde kalmak zorunda kaldığımız bu dönemde evde tabii hani şey noktasını şöyle açıklayayım. Bugünkü duruma baktığımızda belki hiç daha fazla birbirle bu kadar zaman geçirmemiş bireylerin evde zaman geçirme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii şimdi ben şöyle bir durumla önce başlayayım istersen. Biraz kişisel olacak ama oradan başlayalım. Bu ilk soruya da oradan girelim konuya. Mevcut bu yaşanan virüs krizinden dolayı hani sen de bir psikolog olarak bu durumun seni nasıl etkilediğini anlatabilirsen oradan bir başlayalım kısaca ve ondan sonra da diğer durumlara sohbetlerimizi ilerletelim. Yani hangi meslekten olursanız olun şu dönem, yani psikiyatrist olun, psikolog olun, doktor olun, her neyse, yani ne iş Tabii. yaparsanız yapın, insan varlığının rutini bozulduğu anda herkes şaşırır ve şaşkınlaşır. Çünkü hayatın içinde yaptığımız sabit işler var. İşte işe gitmek, çalışmak, markete gitmek, sosyal hayatımız, restoranta gitmek, özgürlüğümüz, kapı dışarı çıkmak, bir arkadaş, yani insanın rutini kim olursa olsun. Bu kraliçe için de geçerli, işte prens için de geçerli. Aynen, Kim aynen. olursa olsun rutin bozulduğu zaman insanın dengeleri şaşar. Ben de tabii ki çok etkileniyorum. Çocuklarımla hiç bu kadar fazla vakit geçirmemiştim.
Çocuklar okuldan geliyorlar, belli bir saatte ödevlerini yapıyorlar, yemek yeniyor ve yatıyor. Yani hakikaten belli bir rutinin içerisindeydik. Onlar da bizimle bu kadar çok fazla vakit geçirmeye alışık değildi. Meşgul olacakları bir şey de yok biliyorsunuz, okullarda online'a geçti. Çok ağır dersler de almıyorlar. Eşimle de aynı şekilde, eminim benim gibi herkes aynı şeyi yaşıyor. Eşim sabah işe gidiyordu, akşam geliyor. Yani çok az vakit geçiriyorduk. Şimdi çok büyük imtihanlardan geçiyor evlilikler, aileler. Birbiriyle kapalı bir kutu içerisinde yaşama zorunluluğu ve birbirini kırmadan, incitmeden, yani bu işten ya sağlıklı çıkacağız, evliliklerde, ailelerde çok güçlenerek çıkacak, ya da %50 yavaş yavaş dökülmeler başlayacak. Hakikaten Instagram'da, sosyal ortamlarda çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Mesela kilo durumu, hakikaten kontrolsüz yemek yeme, atıştırma, sıkıntıdan, çaresizlikten karbonhidrat alımını arttırma durumları da başladı insanlarda. Yani bir şekilde bunun dengesini bulacağız. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Kesinlikle doğru, İlk kesinlikle defa. doğru. Kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Ben şöyle bir tabii şöyle bir noktaya geleyim. Önemli olan durumlardan bir tanesi. Tabii biz beden sağlığına dikkat ediyoruz şu an. Virüse dikkat ediyoruz. Virüsün bizde yol açacağına dikkat ediyoruz. Ama aynı anda ruh sağlığının önemi var. Ruh sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Düşünün ki geçen yanılmıyorsam bir hafta önceydi falan Başkan Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. İşte kapalı kalırsa evet işte çok intiharlar olacak, çok ölümler olacak gibi bu tarz böyle açıklamalarla yapıyor. Tabii onun yaptığı hani açıklamadan ziyade demek istediğim nokta ruh sağlığının ne kadar önemli olduğu bir sürecin içindeyiz. Şu yaşanan durumu geride bırakmak için. Tabii bu noktada insanlarda haliyle tedirginlik var, endişe var. Bu noktada hasta, ya oldu da bu virüse yakalanmış olanlar evde veya hastanede karantinada bulunanlar konusunda ne tür psikolojik destek anlamında yani onların psikolojik desteği anlamında tavsiyeleriniz ne olur? Öncelikle buna yakalanmış kişiler ya da ailesinden ya da çevresinden yakalanmış olan kişilerle ilgili bu noktadaki bir psikolojik destek anlamında tavsiyelerin neler olur? Çok değerli olacağını düşünüyorum onlar için. Aslında çok enteresan bir şey var Ayhancığım. Korona, yani virüse yakalanmamış olanlar çok daha aşırı kaygılı. Yakalanmış olan insanlarla yaptığım tanıdıklarım, dostlarım var. Onlarla görüşmelerimde yakalanıp atlatmış olmaları onları şu an şanslı duruma sokuyor. Yani kaygıları bir nebze azaldı. Çünkü onlar yaşadılar, ölmediler. İşte virüsten sonra hayatta kaldılar ve aşılandılar aslında. Yani şu an sadece taşıyıcı durumdalar. Onlara şu an kimse bir şey bulaştıramaz, sadece onlar bulaştırır. Çok çok çapraz bir ilişki var burada. Yakalanıp da bu işi atlatanlar çok daha ruhsal olarak iyiler. Çünkü atlattılar. Sıkıntı bizlerde. Henüz yani insanlığın %60'ının bu virüse yakalanacağı bilgisi var. Ne kadar doğru olduğundan emin değilim ama en azından şu an bildiğimiz bu. Hepimiz risk altındayız. Bizim kaygımız, yakalanmamış olanların kaygısı çok daha fazla. Neden? Henüz bir aşı geliştirilmedi. İki, hiç kimse kendi bağışıklık sisteminin ne derece olduğunu bilmiyor. Herkes çok güzel beslendiğini düşünüyor, çok sağlıklı yemek yediğini, içtiğini düşünüyor ama genetikten gelen, ailelerimizden gelen birçok rahatsızlığın henüz açığa çıkmadığını biliyoruz vücudumuzda. Ne kadar dayanıklıyız bilmiyoruz. Bu virüsü kaldırıp kaldırmayacak bünyelerimiz olduğundan emin değiliz. Bizler çok daha kaygılıyız. O yüzden intiharlar artacak mıdır? Evet, intihar olabilir. Neden olabilir? Şu an çünkü alkolikler var, drug kullananlar var. Sokakta bir şekilde bunu orada burada gizli kapaklı hallediyorlardı. Şimdi halledemiyorsunuz. Yani markete çok zor gidersiniz. Paranız çok fazla olmuyor tabii çalışmayan gruplar için. Bunların içinde tabii ki intihar olacaktır. Yani olmamasını dilerim. Ama bu işi sağlıklı atlatamazlarsa birçok insan bu işin sonunda çok güzel sonuçlar elde etmeyebilir. Böyle bir grup tabii ki olacaktır yani pandemide. Şimdi benim şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum izninizle, müsaaden olursa. Tabii. Kendi sosyal çevremde, işte üye olduğum gruplarda, konuşmalarda bir kişi diyor ki ya kaygılıyım ve endişeliyim. Diğer kişi ona şunu yazıyor. Yok ya, kaygılanacak ya da endişelenecek bir şey yok. Yani şimdi herkese tabii elinden geldiğince yani yardım etmeye çalışıyor eminim bu dönemde ama bazı sakıncı cümleler var. İnsanların hissettiği kaygı ve endişe şu an eleştirilemez. Kaygı ve endişe şu an bizim hakkımız. Bu bir hak.
Hepimiz endişeliyiz, hepimiz kaygılıyız. Çünkü yarının ne olacağını bilmediğimiz bir canavarla savaşıyoruz. Çok enteresan. Üstelik birçok Türk, yani birçok insan burada göçmen durumunda. Şu an memleketlerimizde olan ailelerimize bir şey olsa onlara gidemeyeceğiz. Onlar buraya gelemeyecek. Yani o kadar vahim bir durumdayız ki. Bu vahim durumu değilmiş gibi de. Yani çok eller havaya ya da ne bileyim çok vurdum duymaz diye şimdi ya ne olacak falan diyen gruptan da hakikaten çok rahatsız oluyorum. Lütfen biraz kaygı hissedin. Biraz endişe olun. Çünkü kaygının olduğu yerde tedbir ortaya çıkar. Endişelenmezseniz tedbirlenemezsiniz. Tedbir alamazsınız. Yani kaygılanan bir insana verilecek tavsiye şu an yok, hiç kaygılanacak bir şey yok. Her şey Allah'tandır. Elbette her şey Allah'tandır. Ama ilk önce tedbir gerekiyor. Tedbirli insan da kaygılı insandır, endişeli insandır. İlk önce bunu hakikaten okuduğum yazışmalarda bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Bunu söylemek istiyorum. Kaygı ve endişe şu an bizim hakkımız. Bu hakkımız var ve lütfen kaygımızı devam ettirelim. Ama sınırında bilerek tabii ki. Bu aslında çok güzel bir nokta. Gerçekten sen bundan bahsettiğinde bana ben bile evet ben bunu düşünmedim. Evet aslında hani pozitif olmaya çalışıyoruz. Tamam bu günler geride kalır ama evet. Hani ya hiç kaygılanmamak da aslında yanlış olur demet noktasında getirdiğim bence öneri ya da düşünce ya da fikir çok mantıklı geliyor bana şu an. Çünkü bu aslında bu tedirginlik ya da kaygı seni psikolojik olarak olumsuz etkileyecek düzeyde değil, tam tersi tedbirini alacak noktada seni tetiklemesi lazım. Yani tamam bana bir şey olmaz, yani ne olacak deyip ben dur çıkıp takılayım, hiç kuralları dinlemeyeyim, gideyim işte çay kahve içelim, muhabbet edelim, yakın temasta durayım arkadaşlarımla demenin zararı olacağı bir dönemdeyiz. Yani o açıdan da ben gerçekten tespitini çok yerinde, çok da isabetli buluyorum. Bu noktada evet endişelenme, kaygı yerinde ama mesele tabii bu kaygı ve endişeyi bizim psikolojimizi etkileyecek şekilde ya da bizi paranoya götürecek şekilde engel olmak gerekebilir. Bu noktada biraz tavsiyelerini yaparsan o dengelemeyi biz doğru yapabilirsek bence başarılı olacağız ama ben özellikle o konuda da tavsiyelerini dinlemek isteriz. Dengemizin, kaygı ve endişe ayarımızın, dengemizin bozulduğunu test etmek de çok kolay. Birincisi gece uyuyamamalar başladığı anda insanlarda, gece uykuları düzensizliği başlıyorsa eğer, iştah artışında azalma ya da çok aşırı derecede yemeler başlıyorsa, kişisel bakımında azalmalar başladıysa, işte evin içinde yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, bu kaygının ayarı kaçmıştır. Yani artık bu paniğe doğru gitmiştir, paranoyaya doğru gitmiştir. Burada sıkıntı vardır. Ama bu level'ın altındaki kaygı çok sağlıklıdır. Hatta çocuklara da mesela çocuklarını bu konuda da biraz müsaaden olursa konuşmak istiyorum. Lütfen. Anne olduğum için. Lütfen. Yani 16 yaşında tam ergenlikte ve 13 yaşında ergenliğe giren iki çocuğum var. Birçok ailelerle yazışmamda çocuklarına bu konuyla ilgili bilgi verilmiyor. Yani şöyle verilmiyor. Yani çocuklar ne olduğuyla ilgili alakalı değiller. Bilinçlendirilmemiş çocuklar var. Her çocuğun yaşına göre niye biz evde oturuyoruz? Ne oluyor da oturuyoruz? Niye oturmak zorundayız? Biz neyle karşı karşıyayız? Çünkü bu çocukların döneminde bu yaşanıyor ve bunu öğrenmek zorundalar. Bundan 20 yıl sonra dünyaya gelecek çocukların belki bu konuyla ilgili bilgisi olmayacak. Belki tekrar bir pandemi olmayacak. Bilmiyorum. Ama bu çocuklar bu dönemde doğdularsa ne yaşadığımızı, bu virüsün ne olduğunu, hatta yani çocuklar da ölüm tehdidi altında. Yani astım olan çocuklar, ezması olan çocuklar, alerjik astım olan çocuklar hakikaten risk altında olduğunu söylüyor doktorlar. Çocuklar da bu konuda bilgilendirilmeli, anlatılmalı. Konuyu getirecek, neden işte ölüm nedir? Mesela ölümle bilgili olmayan bir yan çocuk var, insan var. Hoş büyükler de ölümü biliyoruz fakat hep bir köşeye atıyoruz. Uzun yıllar sonra belki tekrar hatırladık çok yakın olduğunu. Bizim için de ayrı dersler var bu konuda. Çocukların da bu konuda acilen bilgilendirilmeleri, tehlikenin ciddiyetinin anlatılması, tarihte hangi salgın hastalıkların yaşandığını ve işte İspanyol gribinde milyonlarca insanın nasıl öldüğünü, bunların her zaman olabileceğini, yani savaş döneminde doğan çocuklar savaşı bilirler, kıtlık döneminde doğan çocuklar kıtlığı bilirler, bizim çocuklarımız da pandemiyi bilecekler. Bunları yani ellerine her gün oyun verip onları işte ikna edip onları eğlendirip yani sürekli şey gruplarında
mesajlarda çocuklarıma nasıl oyun oynatırım, işte çocuklara kek yaptırdım, işte kurabiye, ya tamam okey bunlar yapılacak ama ben şunu da izlemek istiyorum ve duymak istiyorum. Çocuklarınız bu konuda ne biliyorlar? Yani bu dönemin ortasında doğmuş olmaları tesadüf olabilir mi? Yani çocuklar bunu öğrenmek ve bilmek zorunda. Kesinlikle, kesinlikle. En azından hem ne yapılması gerektiğinde ciddiyeti noktasında. Evet. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki düşün, ne diyorduk? Sosyal dayanışma ne gerektiriyor? İşte birlik olmayı, beraber olmayı, belki teması, fiziksel Evet. teması gerektirdiği bir ortamdan aslında sosyal dayanışmanın tam tersi temassız kalmamızın gerektirdiği bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu durumda ne gerekiyor? Ben sosyal dayanışmayı yapmak istiyorsam, destek olmak istiyor muyum topluma, çevreme, aileme? O zaman yapacağım en iyi şey izole altına girmek, uzak durmak. Bu temasları işte gerekirse video kollarla, telefonlarla, e-maillerle, sosyal medya araçlarıyla sağlamak ve bu fiziksel şeyi düşürmek gerekiyor. O dönemdeyiz şu an. Bunu sağladığımız sürece aslında birbirimize destek olacağız anlamına geliyor. O açıdan çocuklarımız noktasında kesinlikle haklısın. Çünkü şeyin bir engeli yok. Çocuklara geçip büyüklere geçebiliyor. Büyüklerden çocuklara geçebiliyor. Evet. Bunun bir engeli yok. Yani bu yayılabiliyor tekrar buradan. Dolayısıyla kesinlikle en azından koronavirüsün ne olduğu, bu krizin nasıl ortaya çıktığı, ne yaşandığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında kesinlikle çocuklarımıza, gençlerimize, yaşı ufak olan bireylere bilgi verilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi onların kaldırabileceği ölçüde bilgi Evet. verilmesi gerekiyor. Aa, bu gerçekten yerinde bir bilgi. Ben bir şey daha değinmek istiyorum. Geçen biliyorsunuz bizim New York valimiz, bizim kardeşi var. Virüse yakalandı. Aa, kendisi de Evet. televizyonlara çıkıyor. Geçen ilginç bir açıklaması vardı. Onu ben ilk defa duymuştum. Onun şu an o virüsün şeylerinden geçtiği için, kaptığı için ve bunun tedavi döneminden evinde izole bir şekilde geçtiği için şey gördüğünü anlatıyordu. Değişik rüyalar gördüğünü anlatıyordu. Endişeli olduğunu anlatıyordu. Acaba bu hiç bitmeyecek mi? Gibi böyle çok değişik açıklamalar yaptı. Bilmiyorum görme imkanı ya da şansın oldu mu? Bu noktadaki açıklamalarını yapabilirsen ya da tabii bu bireyden bireye değişebilir bunun etkileri. Bu konuda böyle birkaç söyleyeceğim bir şey varsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii. Şimdi yani bu pandemik geçtikten sonra diyelim birçok insanda ruhsal hastalıklar kalacak. Yani bu net. Güçlü olan kurtulacak, güçlü olmayan kalacak. Birincisi post travmatik stres disorder dediğimiz hastalık kalacak ve muhtemelen de Komo'nun kardeşinin yakalandığı ya da kendini kurtaramadığı durum bu. Bir tedavi görmesi gerekecek. Yani mesela bu tedaviler genelde işte Vietnam Savaşı'ndan dönen işte yanında arkadaşı vefat eden, çocuğu ölen anneler, babalar çok büyük travmatik olaylar sonunda bu travma yaşanır. Ve bu travmanın da terapileri 20 yıl gibi uzun yıllar sürer Ayhancığım. Yani öyle 3-5 bir senelik terapilerle değil. Şimdi soru şu, yani böyle evet bunu yaşamış, halüsinasyonlar görmeye başlamış. Bu zaten bize semptomu veriyor. Ben şunu sorgulatmak istiyorum aslında kendimize hem de bizi şu an izleyen arkadaşlara, dostlara. Bu iş bittiğinde iki grup insan kalacak ortada. Bu işten bir şey anlayanlarla anlamayanlar. Yani burada bir şey var, yani bir iş var, yani bir şey yaşıyoruz. Mecburiyetler yaşıyoruz. Ailemizle işte sevdiklerimize ulaşamıyoruz. Ailelerimiz vefat etse cenazelerine gidemeyeceğiz. Yani olabilir. Özellikle New York'un ortasında. Şimdi, hiç olmayacak bir şey yaşıyoruz. Her yere bir şey olurdu, New York'a olmazdı diye düşünülüyordu. New York bangır bangır yanıyor yani. Garip bir şey yaşıyoruz. Bunun sonucunda insanlar ikiye ayrılacak. Bu işten dersini alanlar, almayanlar. Dersini alanlar derken dışarıya çıkıp da işte maskesini takanlar anlamında değil. Manevi anlamda yani ne yaşadığı ile ilgili daha derin, daha alta inebilen insanlar olarak ikiye ayrılacak. Eğer bu yaşadığını anlamlandıramazsa bir insan, bu kriz döneminden Komo'nun kardeşi gibi çok sağlıklı çıkmayacağını düşünüyorum.
Ben de sana şahsen sormak isterim. Aktif iş hayatında bir insan olarak çok yoğun çalıştığını biliyorum. Sen ne anladın? Ben söyleyeyim sana. Evet, seansı aldın beni şu an. Evet. Yandık. Bu işten sen ne anladın kendi adına? Çünkü stak kalamayacak, yani benim seni tanıdığım kadarıyla evde oturması imkansız olan, sosyalitesi çok yüksek, izolasyonu asla kaldıramayacak bir kişiliğin olduğunu biliyorum ve iş yerine çok yoğun olduğunu biliyorum. Ve stak kaldın evde. Sen ne anladın bu işten? Çok güzel bir noktaya değindin. Ben hani bundaki düşüncemi şöyle dile getireceğim. Bu bana şunu gösterdi kişi olarak. Aslında hani hayatta çoğu şeyin önemi olmadığını gösterdi. Yani endişelendiğimiz maddi kaygılarımız, gelecek kaygılarımız, işte bir şeyi ödeyip ödememe ya da bir şeye sahip olup olamama Olmama. kaygılarının ne kadar aslında yersiz olduğunu gösterdi. İkinci bana gösterdiği, beni etkileyen tarafı, biz aslında dünyanın her tarafında bunu kişiler yaşıyor ya da aileler yaşıyor ya da topluluklar yaşıyor dönem dönem. Yani hep yıllardır söylediğimiz işte açlıkla mücadele edilen bölgelerde insanlar bunu hep yaşıyorlar. Ya da savaşa Evet. maruz kalmış bir ortamdaki kişi ya da kişiler her zaman o savaş ortamında okula gidememeyi yaşayan çocuklar hep oluyor aslında. Evet. Yani hani bu bize şunu gösterdi bana ya da bu noktada. Aslında bu dünyanın her yerinde ya da bölgelerinde ya da değişik ailelerde, toplumlarda insanların ocağını yakan ya da ailesini yakan bu ateşin ya da paniğin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Ve öyle bir dönemdeyiz ki şu an sınır yok. Yani sınır diye bir şey yok. Biz burada mücadele ederken bununla arkadaşlarımız, ailemiz, dostumuz Türkiye'de mücadele ediliyor. Buradaki insanların diğerlerinin Avrupa'da ya da başka yerdeki aileleri ya da dostları aynı şeyin mücadelesi içine girmiş durumdalar. Dolayısıyla bu bize aslında bunun hayatta bazı şeylerin daha ne kadar önemli Önemli olduğunu olduğunu. gösteriyor. Bana ilk gösterdiği taraf o. Yani bende yansıttığı ilk taraf o. Ve bu noktaya baktığımızda da tabii evet biz de kişi olarak, birey olarak şunun farkına varıyoruz. Demek ki aslında sahip olduğumuz en önemli şey ne? Özgürlüğümüz. Biz şu an zorunlu bile tutulmadan bile bir özgürlüğümüzün kısıtlandığını görecek durumdayız. Onu bir yere vazgeçelim. Aslında sahip olduğumuz şeylerin ne kadar güzel olduğunu gösteren bir gündeyiz. Yani dolayısıyla bunlar çok hani böyle şey davranmak istemiyorum. Yani ruhani ya da böyle duygusal ya da şey göstermeye çalışmıyorum ama hayatın anlamı bu zaten. Yani hayatın bu değerli kavramlarının yoksun, aslında onlardan yoksun olmamızın yarattığı boşluğun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tabii biz bir kişi olarak ben bu olaya şöyle bakıyorum geçen aydan beri. Tedbir noktası. Bir, kişi olarak tedbir alma yönünde hızlı adımlar attık. İki, iş yeri olarak, ofis olarak, ekip olarak hızlı adımlar attık tedbir alma noktasında. Üç, tabii yaşanılan durumun bizim neleri yapıp yapmama noktasında bizi bir değiştirdi. Dolayısıyla biz mesela ofis olarak, fiziksel olarak kapalıyız şu an ama sanal olarak açığız. E-maillerimiz, telefonlarımız açık. Ekibimiz evden çalışmalara devam ediyor. Durma yok. Biz durmuyoruz gene. Ama gün sonunda riske atacak kişilerin, ailemizin, ekibimizin ya da onların ailesinin ya da müvekkillerimizin, müşterilerimizin riske atacak hiçbir duruma girmemeye çalıştık. Ben şöyle bir şey anlatayım. Bunun ilk başlama noktalarında geçen Mart ayında biz hemen ofisteki iptallere başladık. Randevuları iptal etmeye başladık. Randevuları iptal ederken çıkıp gelip ya Ayhan Bey ne oluyor dediklerinde almıyoruz, kabul etmiyoruz, devam ederiz dediğinde şey çok ilginç bir şeye döndü. İlk baştaki tepkileri hatırlıyorum bir kişiden ya acaba abartıyor musunuz filan Evet. gibi yaptılar ve ben hiç böyle kızan biri değilim kolay kolay ama böyle çok ciddi kızıp azarladığım gönderdiğim kişiler oldu bu arada. Yani gün sonunda bunun neden? Mesele o noktada bana ne olacağı değil zaten. Mesele bize ne olacağı, bizim sevdiklerimize ne olacağının önlemini almaya çalıştık. Dolayısıyla neyin önemini bir anda anladık ya demek ki böyle bir gerçek var, virüs gerçeği var. Şu an bu bir kriz. Bu krizde biz o zaman sanal olarak nasıl sosyal oluruz, sanal olarak nasıl hizmet vermeye devam edebiliriz, işlerimizi yerine getirebiliriz noktasına döndük. Aktiflik noktasında haklısın. Ne yaptım ben bu aktiflik noktasını sanal anlamda aktifliğe Evet. çevirmeye başladık ki şu an yaklaşık biz 2-2,5 haftadır canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Ortak canlı yayınlarımızı ve bu ortak canlı yayınlarımızda senin gibi çok değerli arkadaşlarımız var.
Yanılmıyorsam şu an 13. ya da 14.sün sen. 2-2,5 haftadır yaptığımız bu aktif çalışmalarda. Aslında bir nevi neyi sağladık? Evet, biz durmuyoruz ama fiziksel olarak durabiliriz. Ama durmamız gerekmiyor. Hareket edebiliriz. Ama ne yapmadan? Risk almadan, kimseyi de riske sokmadan. Çünkü gün sonunda bir şey gerçek. Biz düşüncelerimizle, yani hayallerimizle, imagination denilen noktada bakışımız da varız. Yani o açıdan ben senin gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim Teşekkür ederim. yaptığımız yayınlarda seni almak. Çünkü en azından bu noktada takip eden takipçilerimizin de yalnız olmadıklarını anlamaları ve bu noktada da bizim dönüp birbirimize nasıl destek olabileceğimizi, bak sosyal anlamda deme noktası Evet. sanal anlamda diyorum, nasıl olabileceğimizi ve yalnız olmadığımızı, dolayısıyla bu noktada nasıl geride hep beraber bırakacağımızı görebildiğimiz bir durumdayız ve onların da bunu görmelerini gerçekten istediğimiz bir dönemdeyiz. Bu beni başka bir şeye getirecek. Sana ben döneceğim. Sen beni hipnoz yapmadan geri döneceğim bu noktada. Biliyorum senin de seanslarım var, danışanlarım var, konuştuklarım var. Bu noktada sen nasıl bununla şu an mücadele ediyorsun ya da online danışmanlık hizmeti noktasında bunu sağlayabiliyor musun ya da bu tip gereçleri kullanarak ne tür uygulamalar yapıyorsun? Biraz anlatırsan hem takipçilerimizin de dinlemesi, sana ulaşması noktasında önemli olacağını düşünüyorum. Evet, online görüşmelerimi yapıyorum. Hem buradan hem de Türkiye'de bazı danışanlarım vardı. Onlarla saatleri ayarlayarak yapıyorum. Şu an işin açıkçası o kadar farklı bir terapi şekline dönüştü ki karşımdakinin yaşadığını ben de yaşıyor ve hissediyorum. Bakın, bir terapistin bulamayacağı bir şeydir bu. Yani biz hep karşımızdaki insanın duygularını anlama, empati kurma ve hissetmeye çalışırız ve zorlanırız. Çünkü her şeyi yaşamadığımız şeylerin hepsini %100 anlayamayız. İlk defa ben de aynı şeyleri hissettiğim için, aynı kaygıları, çocuklarımın kaygısını, aileme duyduğum özlem, onlara merak edişim, onlara ulaşamamam. O kadar ortak konularda paylaşıyoruz ki ve onları çok daha iyi hissettiğimi düşünüyorum. Onlar da beni anlıyorlar. Karşılıklı çok birbirimizi terapi yapıyoruz diyebilirim. Ama Ama tabii ki arada danışanlarımın arasında da artık kronik olan rahatsızlıkları olup ilaç kullanan ve devam ettiğimiz terapileri var. Şu an benim onlarla çalışmalarımda yapmak istediğim sadece şu: hastalıklarının bir step daha artmaması, stable kalması için sadece dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Ve onlara da aynen bugün konuştuğum gibi söylüyorum. Kaygı normal, panik çok normal. Panik çok normal değil, kaygı normal, endişe normal. Bunu paniğe çıkarmamamız lazım. Ve insan, Ayhan'cığım, insanın insanlığı kriz dönemlerinde meydana çıkan bir kavram. Vicdan, ne kadar vicdanlı olduğumuzla şu an çok alakalı olduğumuzu düşünüyorum. Vicdanlı insanlar kendinde virüs olduğunu düşünür ve karşı tarafa virüs bulaştırmamak için çabalar. Yani şu an bütün danışanlarıma da söylediğim şu oluyor seanslarımda: kendinizi virüslü gibi düşünün. Başka insanlara zarar vermemeye çalışalım. Başkalarından bana zarar gelecekten ziyade bende virüs vardır. Belki taşıyıcıyımdır. Bana bir şey, yani ateşlenme yüksek, işte öksürük falan olmayacaktır. Böyle vakalar da var çünkü. Ben kimseye bulaştırmayayım. Bu tedbirle yaşarsak bu pandemiyi atlatabileceğiz. Yani düşman sadece dışarıdan eve gelmiyor. Yani komşularımızı, arkadaşlarımızdan korunarak, marketten korunarak değil sadece zihniyetimiz. Biz nasıl başkalarına bulaştırmayız? Çünkü bizde olup olmadığını da bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani şu an hiç kesinlikle. kimse kendine bu konuda da güvenmesin. Bu bizim moralimizi de bozmamalı. Danışanlarımla da bunu söylüyorum. Yani bizde var olmuş olması bizim moralimizi bozmayacak. Biz insanları kendimizden koruyacağız, sevdiklerimizi koruyacağız. Hala da ateşlenme, öksürük falan çıkmadıysa zaten biz bunu alt edebiliyoruz. Vücudumuz bunu yenmiştir. Ama hala da taşıyıcı olduğumuzu düşünmek zorundayız. Ben bir hukukçuya şunu söylemek istiyorum. Adalet dağıtıyorsunuz. Hiç hayatınızda bu kadar adaletli bir virüs gördünüz mü? Yani şey mi demek istiyorsun? Herhangi bir ayrımcılık uygulamadan bir şey. Ülke,
zenginlik, fakirlik, kral, kraliçe, prens, prenses. Yani bir insanın hakikaten buna şahit olabiliyor olması da çok enteresan. Dünyanın biraz önce söylediğin gibi bir yerlerde bir şey oluyordu ve biz duyuyorduk. İnternette ya da işte televizyonda biraz görüyorduk ve mevzu geçiyordu. Şimdi geçmiyor. Çok enteresan. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ben şöyle söyleyeyim. Söylediğin çok çok yerinde bir olay. Biliyorsun şu an İngiltere Başbakanı yoğun bakımda. Yoğun Yani bakımda. ne olacağı belli değil. Bundan tabii biz kendisine sağlık şeyimizi iletiyoruz burada. Umarız en kısa Tabii ki. zamanda düzelir. Kendisine şundan birkaç hafta önce yaptığı açıklamalarda sanki bana bir şey olmaz gibi davranıyordu. Toplantılara, şeylere giriyordu. Kesinlikle dediğin doğru. Bir şeyi gösteriyor bu virüs. O da şu. Kesinlikle ayrımcılık yok. Ayırmıyor dini, dili, ırkı, cinsiyeti, milliyeti ne olduğuna bakmadan herkesin etkileyebilecek durumda, herkesten zarar verecek şekilde ilerliyor. Bu da şunu gösteriyor aslında. Biz bu şekilde bir ayrım yapmayan bir virüs varken demek ki biz de insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan birbirimize destek olmamız Evet. gerekiyor. Yani bu Evet. ayrımcılığı bir tarafa bırakarak adım atarsak aslında günün sonunda bunları aşıyoruz. Ben biraz önce değindiğin noktada böyle atıflarla gidiyorum ama yanlış yönlendirmek için değil, noktanın ne kadar doğru olduğunu söylemek için. Vali, New York valisi gerçekten bu zor dönemlerde Amerika'nın gerçekten başkanı gibi hareket ediyor. New Evet. York'taki olaylar, krizler de ise Amerika'nın çoğunu kapsadığı için gerçekten attığı adımlarla yaptığı tavsiyeler çok çok yerinde. Kendisinin yaptığı bir açıklama vardı. Senin biraz önce değindiğin noktaya geliyor. Demişti ki bu dönemde işte insanın en iyisini ya da en kötüsünü göreceğiz. Yani Evet. bu dönemlerde gösterecek insanın ne kadar en iyi, ne kadar en kötü olabileceği. Gerçekten biraz önce söylediğin o dikkat etme, olabilme ihtimali düşünme. Çünkü öyle bir virüs ki bu diyorlar 2 hafta değil mi? Kuluçka dönemi diyelim. Sende olabiliyor ama olduğunun farkında bile değilsin. Evet. Ve demek Zaten ki inanılmaz yayabiliyorsun o noktada. evet. İnanılmaz yayabiliyorsun. Bir şey söylüyordun. Yani bizim insanlar yani okuduğum şeylerde ya da danışanlarımda işte kimseyle görüşmüyorum, kimse bana gelmiyor, kendimi koruyorum. Ama markete gidiyorum. Gitme. Çok acil durumda olmadığı sürece sen de markete gitme. Neden? Çünkü sen de olup olmadığını bilmiyorsun. Yani belki bu pandemide anlamadığımız şey genel olarak hani herkes artık bir uzman oldu. Yani bir virüs uzmanı oldu bu arada ama taşımadığımızı düşünmememiz gerekiyor. Hepimiz yani şu an sen de ben de ya da benim evdeki işte çocuklarım, eşim yani bizlerde de olabilir. Biz kimseyle görüşmeyerek bizdekini başka tarafa, karşı tarafa geçirmediğimiz sürece biz insanız. Vicdan burada başlıyor bu dönemde. Tabii. Özellikle şey de var. Hani test konusunda sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Yeterli Evet. test yok. Hani çok ağır bir vaka olacaksın ki hissedeceksin. Bulguları olacak ki ya da işte ateşin, öksürüğün çok ciddi şeye gelecek ki test yapabileceğiniz bir dönemdeyiz maalesef. Bu durumda bile test bile sonuç değil, çözüm değil. Testte Değil. oldun, ha bende yok deyip rahat davranacağın bir dönem yok. Çünkü sende o an çıkmayabilir, ertesi gün sende çıkabilir. Bunun bir Evet. engel bir tarafı yok. Gerçekten ben şöyle bir durumu söyleyeyim sen açıklamışken. Gerçekten şey noktasını görüyoruz. Hani senin dediğin noktalara değinerek oraya, o noktaya sonuca giderek söylüyorum. Demek ki bizim empati kurmamız gerekiyor. Vicdanlı olmamız ve mütevazi olmamız gereken bir dönemdeyiz. Gerçekten insanlara anlayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ve öyle bir sınavdan geçiyoruz ki bizi korumaya çalışan sağlık görevlileri, doktorlar, hemşireler, polisler, güvenlik güçleri, itfaiye elemanlarının hayatlarını riske attığı bir dönemdeyiz. Onu geçtik şu an zaruri işletme denilen bir marketi işleten, orada çalışan, gaz istasyonunda çalışan, ihtiyaçları sağlayacak yerlerde çalışan kişilerin Mecbur, evet. hayatlarını mecburen riske attıkları bir dönemdeyiz. Biz hiçbir şey düşünmüyorsak onları düşünmemiz gerekiyor. Onların bu sonuçta karşı karşıya kalacağı zararları görmemiz gerekiyor. O yüzden kesinlikle katılıyorum diyecekti dediklerine. Eklemek istediğim bir şeyler varsa son söz olarak programımızı da kapatırken biz ve takipçilerimize tavsiyelerin noktasında da olabilir. Son söz olarak alalım istersen. Bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. O konuda değinmek istiyordum. Bu dönemden sonra sağlığı, ruh sağlığı anlamında çok etkilenecekler gruplar arasında yalnız yaşayan insanların çok daha maksimum düzeyde etkileneceklerine dair bazı işte bilgilerimiz var.
Neden? Çünkü insanlar evde yalnız yaşıyorlardı, sadece sokağa çıkıp sosyalleşiyorlardı. Şimdi sosyalleşme imkanları da koptu. Aktif iş hayatında çalışmıyorlarsa. Bu insanların şu an durumu çok kötü. Şunu söylemek istiyorum. Eğer çevrenizde komşunuz ya da bir arkadaşınızın annesi, teyzesi fark etmez. Bu dönem insanların vicdanlı ve vicdansız diye herhalde insanlar ikiye ayrılacak. Yani her gün ekmek yaptım, yok şunu yaptım, bilmem ne falan. Yani rahatsız olmuyorum böyle şeylerden ama bir şey abartmanın da yani buradan yani pandemi bittikten sonra herkes restoran mı açacak? Yani fırıncı mı olacak yani? Hani biraz da insan ilişkilerine odaklanıp sadece kendi boğazımızı ne kadar güzel kekler yaptığımızı bilmem neden ziyade herkesin inanın çevresinde internet bedava, WhatsApp bedava yani şu an yani hakikaten birçok hizmet var elimizde. Yalnız yaşayan insanları telefonla aramalarını, konuşmalarını, onların ihtiyaçlarını gidermeye çünkü online siparişler verilebiliyor. Online işte market alışverişleri, sebze alışverişleri yapılabiliyor. Yani ben bu konuşmanın özetinde çünkü birkaç böyle vaka biliyorum yaşadım. Onlara evde oturarak nasıl yardım edebilirimi düşünmek lazım. Tek başına yaşayan insanların durumu şu an çok zor. Eşi vefat etmiş olanlar var ya da hiç evlenmemiş olanlar. Yani mecburen insan görmeden sadece televizyonla yaşayan insanlar var ve evden çıkamıyorlar. Belki yiyecekleri de ihtiyaçları yok ama bir telefona ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kafamızı sallarsak herkesin bir tanıdığı vardır diye düşünüyorum, umuyorum. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin ve tavsiyelerin için. Kesinlikle katılmam bir şey. Kesinlikle şu aşamada arayıp halini hatırını sormamız Evet. gereken bir dönemdeyiz. Ve ben de ona uymaya çalışacağım senin bu güzel tavsiyene. Umarım takipçilerimiz de uyarlar. Ve en azından onlara moral desteği Evet. olacaklardır. Bu anlamda artık zaten sanal anlamda tatmin olmanın yeterli olacağı bir dönemdeyiz şu an için. Evet. Ve bu şekilde adım atacağız. Ben de şöyle söyleyeyim. Umarım bu sınavı diyoruz artık. Sizin de güzel açıklamanızdan sonra öyle söylüyorum. Bu sınavı en güzel ve sağlıklı bir şekilde veririz. Geride bırakırız. Tarih kitaplarında Umuyorum. kalır. Umarız o şekilde yeni bir sayfa açarız. Ben çok memnun oldum Ben katılmış de olmana bugün. çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Aynen eğer tekrar yapabilirsek fırsat olursa seve seve yaparız en kısa zamanda. Bu konuda da bizden ya da takipçilerimizden gelen durumlar olursa seve seve sana aktaracağım. Çok kendine dikkat et. Ailene Teşekkür selamlar. ediyorum. İyi Var şimdi. günler. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Çok Sağ ol. Bay mersi. bay. Bay bay. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ ol. Bay.